Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yapmış olduğum bir mutasyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok videoma bazı yorumlar geliyor. Örnek veriyorum. h ile zibriti çiftleştirin bakalım ne çıkacak. İspenç ırkıyla zibriti birleştirin bakalım ne çıkacak. İşte cüce Hintle zibriti birleştirin ya da ispence çiftleştirin bakalım neler ortaya çıkacak diye birçok yorum alıyorum. Arkadaşlar bu tür kırma hayvan üretmeye kesinlikle karşıyım ee, ve üretsek de koyacak kafesimiz yok maalesef bütün kafeslerimiz dolu yani öyle bir hayvanı ürettiğimiz zaman tabii ki satışı olmaz sadece neyin çıkacağını merak ederek üretebiliriz ama dediğim gibi maalesef yerimiz yok. Peki ben hangi ırkın mutasyon yaptım? Bunu sizlerle görsel olarak zaten paylaşacağım. Paylaşmadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa, her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar, yapmış olduğum mutasyonu sizlerle paylaşmaya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz klasik bir çift. Bu renge klasik deniyor. Yani ormanlarda gezen klasik renk. Çin bıldırcını ya da normal bıldırcınların rengi. Lakin erkekleri çok süslü görüyorsunuz. Göğsü mavi, altı kızıl, göğsü mavi, üstü kahverengi ama dişiler tamamen klasik bir dişi görünümü ve normal bir bıldırcın görünümü. Görmüş olduğunuz klasik bıldırcın rengi ben hangi türü melezledim? Onu sizlerle paylaşayım. Görmüş olduğunuz beyaz çiftle klasik çifti melezledim ve çok güzel bir renk çalışması ortaya çıktı. Bu renk çalışmasını hemen sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle arkadaşlar kümesime en son gelen bıldırcın yavrusu sürüsünü hatırlıyorsunuzdur eminim. Hatırlamıyorsanız da yaklaşık 15-20 video geride bakabilirsiniz. O yavrularla birlikte kendi üretmiş olduğum mutasyon yavruları da büyütmüş oldum. Bu kafesin içerisinde görmüş olduğunuz hayvanlar mutasyon. Beyaz ve klasik rengin birleşiminden görmüş olduğunuz hayvanlar meydana geldi. Erkeğimizin kanat uçları beyaz, yine göğsü mavi ve altı kızıl. Dişimizin kafası klasik, gövdesinin altı beyaz, yine sırtı klasik, suratının üstü de yine beyaz. Bu şekilde mutasyon hayvan elde ettik. Gerçekten de mükemmel gözüküyorlar renk olarak. Tabii ki bunların yumurtasını kesinlikle ben yiyorum ya da hayvanlarımı haşlayarak yediriyorum. Satışını yapmıyorum. Eğer yoğun istek olarak satışını yapmamı istiyorsanız bu çifte sahiplenebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Kümesimde ispenç, zibrit ve çim bıldırcının yumurtası da mevcut. Bunlar için de bana Facebook ya da Instagram üzerinden ulaşarak siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Yakın çekim alıyorum. Üretmiş olduğum mutasyon çiftimiz bu ve yumurtası da var arkadaşlar. Şöyle kenarda olmuş olması lazım. Evet bir tane yumurta gördüm. Yakın çekim alıyorum. Görmüş olduğunuz bu yumurta bu mutasyon çiftime ait. Başka mutasyon hayvan üretecek miyim diye soracaklar olacaktır. Şimdilik düşünmüyorum kafeslerim boşalırsa e, tabii ki değişik renkleri elde etmek için e, bu mutasyon çalışmasını uzatabilirim. Örneğin beyazla blue'yu vurabilirim arkadaşlar bilginiz olsun. E, beyazla blue'yu ya da blue'yla klasiği vurmamı istiyorsanız, melez hayvan üretmemi istiyorsanız bu videoyu kesinlikle yorum olarak yazabilirsiniz. Bakalım klasikle e, blue'dan ya da beyazla blue'dan neler çıkacak hep beraber görürüz. Tabi yoğun istek gelirse koskocaman bir maşallah bekliyorum bu mutasyon çiftimize fazla rahatsız etmek istemiyorum bıldırcın videosu gelmiyor gelmiyor diyordunuz uzun süredir çim bıldırcını videosu sizlerle paylaşmamıştım böylelikle çim bıldırcınlarımı detaylı olarak tekrar görmüş oldunuz blue renkteki çim bıldırcın çiftlerim var bir üst katta beyaz çim bıldırcın çiftlerim var ve onun üzerindeki kattaysa klasik yani orman çim bıldırcınlarımın çiftleri var Onların üstünde büyümekte olan yumurtaya yakın beyazlar var. Salma olarak onun da üstünde yine büyümekte olan mavi renkteki çim bıldırcınlarım var. Suluk, yemlik sistemlerimi görüyorsunuz. Kafeslerimin içerisine ben bilerek folluk koymuyorum. Çünkü çok fazla sayıda gurka yatıyorlar. Böyle bir çoğaltmaya şu an hazır değilim. Ama çok yoğun talepler var, istekler var ve satışlar var. Allah herkesin gönlüne göre versin. Çünkü tekrar söylüyorum yem yemiyorlar su içmiyorlar e, pislemiyorlar paso yumurta yapıyorlar. Tabi bunu mecaz anlamda söylüyorum yüzde yüz yemiyorlardan bahsetmiyorum. Normal bıldırcınlar aşırı yemiyor aşırı pisliyor aşırı kokuyor e, ne bileyim fazla verim alınmıyor e, ama dediğim gibi bu hayvanlar çok az yemiyor çok az pisliyor çok az yer kaplıyor ve her gün yumurtluyorlar. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Yine videomuzun sonuna diğer ırklardan küçük görüntüler bırakacağım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Poyraz benim uzaktaki yeğenim. Videolarda kolay kolay görmüyorsunuz. Rüzgarı görüyorsunuz. Bu da Poyraz'ımız. Herkese öpücük at. El salla şimdi. Kızlar nasılsınız? Renklerini ölürüm sizin. Bunların renginin güzelliğine bakın arkadaşlar. Koskocaman bir maşallah bekliyorum.